3 boyutlu yazıcılarda üretim havacılık sektöründe de giderek yaygınlaşıyor. Hemen her sektör için çeşitli boyutlarda hayata geçirilen 3D baskı yöntemi özellikle Airbus'un öncülüğünde havacılık içinde kullanılmaya başlandı. Havacılık ve teknoloji her zaman bir arada anılan iki kavram olarak biliniyor. Teknolojik gelişmelerin ilk somut sonuçları genellikle havacılıkta ortaya çıkıyor. En fazla merak edilense teknolojik gelişmelerin uçak imalatını hangi açılardan ve nasıl etkileyeceği hususu. Özellikle 3 boyutlu yazıcıları da radarına alan havacılık endüstrisinde hava aracı gövdesinde kullanılan teknoloji ürünü dayanıklı, hafif yeni malzemelerden daha verimli motor teknolojisine varıncaya kadar birçok yenilik önümüzdeki yıllarda hayatımızda daha sıkça yer alacak. Avrupalı uçak imalatçısı Airbus şu anda en yeni yolcu uçağı A350XWB'de 3D baskı yöntemiyle üretilmiş olan 1000'den fazla parçayı kullanıyor. Kendisine son derece iddialı üretim hedefleri belirleyen Airbus, gelecek yıllarda üreteceği her uçağın yaklaşık yarısını bu yöntemle üretmeyi planlıyor. Airbus'un 3D baskı yöntemiyle ilgili olarak çalışan iki alt şirketi bulunuyor. Bunlardan AP Works adlı şirket, alüminyum, magnezyum ve skandiyum madenlerinin bir araya getirilmesiyle elde edilen Skalmalloy isimli alaşımla öne çıkıyor. Alman şirket bu alaşımla A320'lerin yolcu kabiniyle arka mutfak bölümünü ayıran duvarı 3D yöntemiyle üretecek. Bir diğer şirket, Premium Aerotech ise geçtiğimiz Ocak ayında titanyum alaşımlı uçak parçalarının 3D baskı yöntemiyle üretimine başlayacağını duyurdu. Şirket ilk olarak askeri nakliye uçağı A400M'nin yakıt sistemine ilişkin parçaları imal edecek. Peki 3 boyutlu üretim teknolojisi neden bu kadar önemli? Çünkü 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla gerçekleşen bir üretim sonucunda parçalar %30 ila 55 oranında hafifliyor. Ayrıca üretim maliyetleri ve kullanılan ham maddeden elde edilen tasarruf %90'lara ulaşıyor. Bu rakamlarda 3 boyutlu yazıcıların gelecekte uçaklarda daha fazla kullanılacağı anlamına geliyor.